Ben bir kere hemşerim diye oy vermem ama. Veyahut da komşum diye. Ya abi sen çoluğunu, çocuğunu, geleceğini, ikbalini, istikbalini, kasanı, namusunu, şerefini, vatanını, bayrağını, dinini, imanını dersin, vekalet veriyorsun. 85 milyon işini yürütebilmek için birilerini vekil yapıyoruz. Birisini de efendim bunların başına seçiyoruz. Onlar bizim adımıza iş yürütüyor. Ve hala daha bu milletin çocukları diyor ki ben ona oy verebilirim diyenler çıkıyor. Şimdi uzun zamandır çıkmışız köyünde gitmek istemiyoruz. Yani sınıflı dönemler geçirdiğimiz doğu bölgesi. Ben şimdi köyüme mi yaptım? Yaz gibi köyüne kalacağım. Niye? Bir huzur vardı, bir rahatlık vardı. Devletin artık böyle şefkatlerini orada hissediyorsun artık yani. Gerçekten asrın seçimi olarak nitelendirilen bu seçimin sonuçları da asrın seçimine uygun bir sonuç olacağını düşünüyorum ben. Muhalefet diye değerlendirdiğimiz bugünkü partilerin tamamının tabanında bir memnuniyetsizlik, bir çöküş, bir hararetlerinin sönük olduğunu görüyoruz. Bizim Cumhur İttifakı tarafındaki, mahallesindeki insanların da bir coşu uğruşa gelmişlik görüyoruz. Bir coşku görüyoruz, bir heyecan görüyoruz. Bunu sahada görüyoruz. AK Parti tabuna doğru. Çok ciddi var. Bunu herkes tespit edebilir. Efendim. Bundan dolayı yani muhalefetin açıkça Amerika'dan destek alması, seçimi de kazanınca Amerika firmalarına, Amerika'ya, batıya doğru çok şeyler vereceklerini, Yeşilköy Havalimanı gibi mesela vaat etmesi, Kandil'le birlikte hareket etmeleri, Kandil'in destek vermesi, İşte Kılıçdaroğlu'nun bu özellikle ilgili özel yerel yönetimler, özellik şartnamesi falan gibi şeyler vatansever muhalif insanları da bir dakika yani falan. Bütün bunları üst üste koyunca ben 14 Mayıs akşamı Türkiye'de çok ciddi bir değişim yaşanacağını düşünüyorum. 20 yıl önce yaşanmış değişimin üstüne çok büyük bir şevkle konacağı ve bunun çok da artacağını, muhalefetin silineceğini ve bir daha bu tip muhalif tarzının Türkiye'de yaşanmayacağı. Allah iyilik versin. Vallahi koşturuyoruz böyle. İnşallah.